Ersoy dedi. Sözcünün patronu nerede? Ortalığı ayağa kaldırıyorlar, gazetemizi susturmayın diye. Didik didik ettim o sayısını sözcünün. Satır aralarında ipuçları aradım, bir türlü bulamadım kimin susturmaya çalıştığını. Haklarında bir dava mı var, ne var? Varsa bilmediğimiz bir tahkikat verecekler elbet hesabını yaptıklarının. Biz 50 defa yazdık, söyledik. FETÖ'nün bir kanadıydı sözcü hep. 17 Aralık'tan beri FETÖ'nün operasyonel tezlerini kemalist ulusalcı çevreler nezdinde meşrulaştırma gibi bir misyonu vardı. Şimdi etekleri tutuşmuş. Aman dokunmayın gazetemize diye kapaklar yapıyorlar. Baktım tek tek fotoğraflara, herkes konuşmuş. Bir tek patron yok konuşanlar arasında. Yahu gazetesi tehlike altında olan patron bir başyazı yazmaz mı? Bir mülakat vermez mi gazetesine? Babası gölge adam öyle miydi? Resmen ortada bıraktı gitti gazetesini Burak Akbay. Hayır gitmedim. Burada gazetemin başındayım desin ama diyemez. Çünkü 4 aydır Fransa'da. Ailesini topladı gitti buralardan. Merak ediyorum. Kim yönetiyor şu anda sözcüyü? O uçak neden düştü? Faruk Bayındır'ın sahibi olduğu Terkim Havacılığı'na ait bir jetin zaman zaman Amerika'dan buraya, buradan da Amerika'ya kayıt dışı bazı seyahatler yaptığını yazdı Ergün Diler takvimde. Acaba bu seyahatlerde kimler taşındı? Değerli dostlar bu Faruk Bayındır ismini yeni duymuyoruz. FETÖ'nün MHP'yi kasetle dizayn operasyonunun arkasındaki isim. Ayrıca FETÖ'nün öldürdüğü gazeteci Haydar Meriç cinayeti soruşturmasından da aranıyor. Terkim bu anlamda FETÖ için son derece stratejik önemi olan bir yer. Şimdi Tarkim ile ilgili bir başka soru var kafalarda. Tarih 17 Ağustos 2016. Yer Çorlu Ahim Mehmet Haber şöyle verildi. Eğitim uçuşu için kalkan Tarkim Uçuş Okulu'na ait Tekman P2006T tipi çift motorlu uçak bilinmeyen bir nedenle boş araziye çakıldı. Uçağı kullanan uçuş eğitmeniyle öğrencisi kazada öldü. Sivil havacılık konusunda uzman Tolga Özbek kazaya ilişkin yazdığı yazıda uçağın kazadan bir hafta vel bakımdan çıktığını hatırlatıyor. Ve yine aynı yazıda kazanın mecburi iniş şeklinde değil, Tarlaya çakılma şeklinde gerçekleştiğini ifade ediyor. Yani ya motorunda ya da kumanda sisteminde bir sorun ortaya çıkmış gibi görünüyor. Kazada hayatını kaybeden pilot Yusuf Akşahin emekli bir kara havacı. Akademik anlamda da, pratik anlamda da çok iyi eğitimli, donanımlı biri. Ve bu vakte kadar uçurduğu kuşların yanında kazada hayatını kaybettiği uçak onun için çocuk oyuncağı. Ve Yusuf Akşahin çevresinde FETÖ'cü olarak tanınıyor. Var mıdır bir aidiyetin mensubiyeti bilemem ama halen daha açık olan sosyal medya sayfasına girdiğinizde nasıl kategorik olarak FETÖ tezleriyle hükümete ve Erdoğan'a saldırdığını görebilirsiniz. O halde 15 Temmuz sonrası polisin ilk girdiği yerlerden biri olan Tarkim'in süreçteki rolü hakkında Yusuf Akşahin ne biliyordu? Yoksa konuşacaktı da ortadan mı kaldırıldı ya da yaşananlardan duyduğu vicdan azabıyla intihar mı etti? İşin Tarkim ayağı başka bir boyut kazanmış gibi görünüyor. Ersoy Dede Star